Merhaba çocuklar. Ben fen bilgisi öğretmeniniz Pınar Hoca. Bugünkü dersimizde dördüncü ünitemiz olan madde ve değişim ünitesinin üçüncü konusu olan ısı ve sıcaklık konularını birlikte işleyeceğiz. Gelin bu konularda ne öğreneceğiz? Bir göz atalım. Evet çocuklar, ısı ve sıcaklık nedir? Isı ve sıcaklık kavramları günlük hayatımızda sıklıkla karıştırılan kavramlardan biridir çocuklar. Ölçülen aletler olsun, birimleri olsun, birbirlerinden farklıdır çocuklar. Isı nedir sorusunun cevabını şu şekilde verebiliriz. Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru aktarılan enerjiye biz ısı diyoruz. Sıcaklık ise çocuklar, bir maddenin diğer maddeye ne kadar sıcak veya ne kadar soğuk olduğunu gösteren bir ölçüdür, değerdir, niceliktir diyebiliriz. Örneğin çocuklar, bir kalemi tuttuğumuzda nasıl hissederiz bunu? Soğuk, değil mi? Ama ocağın üstünde kaynayan bir çaydanlığa dışarıdan dokunduğumuzda nasıl hissederiz? Çok sıcak. Bu gibi sıcaklık kavramlarını diyebiliyoruz çocuklar. Isı ve sıcaklık arasındaki farkları gelin hep birlikte bir inceleyelim. En belirgin fark çocuklar, ısı bir enerjidir diyeceğiz. Sıcaklık ise bir enerji değildir. Birimi, ısının birimi kalori veya jüldür. İki birimi var çocuklar. Birimi kalori, parantez içinde cal olarak da gösteriliyor, kısaltılmışı veya jüldür. Büyük J harfiyle de sembolize edebilirsiniz çocuklar. Sıcaklığın birimi ise Celsius'tur. Yani santigrat derecedir. Günlük hayatımızda da bu kavramları çok kullanırız. Mesela çocuklar, havanın sıcaklığını ölçeriz, değil mi? Deriz ki mesela meteorologlar ne yapar? Bugün İstanbul'da havanın sıcaklığı 25 santigrat derecedir. Havanın ısısını demez, değil mi? Havasının sıcaklığını ölçeriz. Havanın ısısını ölçmeyiz çocuklar. Buna çok dikkat edelim. Vücut ısısını ölçmeyiz. Vücudumuzun sıcaklığını ölçeriz. Bunu da karıştırmayalım lütfen. Gelelim çocuklar hangi aletler ile ölçüldüğüne. Isı kalorimetre kabı ile ölçülüyor. Sıcaklık ise termometre ile ölçülüyor çocuklar. Termometre, bakın şöyle bir alet, aşağıda da resmini görüyorsunuz. Isı çocuklar bir maddeden diğerine geçebiliyor. Ama sıcaklık bir maddeden diğerine aktarılamaz. Biraz önce bunlardan çok güzel örnekleri de bahsedeceğiz. Gelin ısı ve sıcaklık arasındaki ile ilgili sorulara bir göz atalım. Aşağıda ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Isı ve sıcaklık kavramlarının doğru kullanıldığı ifadelere şu işareti kullanarak belirleyelim. Evet çocuklar, haydi bakalım. Bunları cevaplarken bir iki saniye sizlere düşünme fırsatı veriyorum. Birlikte çözümleyelim. Birinci sorumuzu okuyalım. Emine'nin vücut ısısı 39 santigrat dereceye yükseldi. Sizce çocuklar bu doğru bir ifade mi? Hayır, yanlış. Vücut ısısı değil, vücut sıcaklığı 39 santigrat dereceye yükseldi demesi gerekiyordu çocuklar. Gelelim ikinci sorumuza. Bugün havanın ısısı mevsim normallerinin üzerindeydi. Bu cümle de yanlış çocuklar. Havanın ısısı değil, havanın sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeydi demesi doğru olacaktı. O yüzden bu ifademiz de yanlış. Aras, soğuk ellerini kaloriferin peteğine değdirdiğinde kaloriferden eline ısı akışı olur. Doğru. Buna da tık atıyoruz çocuklar. Dördüncü sorumuzu okuyalım. Nehir'in odasının duvarındaki termometre hava sıcaklığını 28 santigrat derece gösteriyordu. Sizce bunun cevabı ne olacak? Doğru, değil mi? Hava sıcaklığı demesi doğruydu. Süpersiniz çocuklar.
Şef Hüseyin müşterilerin gelmesine kısa bir süre kala çorba kazanının altındaki ocağı yakarak çorbayı ısıttı. Sizce doğru bir ifade mi? Yani ısı ve sıcaklık doğru yerde mi kullanılmış ısı kelimesi? Evet. Aferin. Süpersiniz çocuklar. Doğru cevap bildiniz. Evet. Isının maddeler üzerindeki en belirgin etkisi ise çocuklar ısınma ve soğumadır. Bakın şurada bir suyumuz, kabın içinde su ve termometremiz var çocuklar. Isı alan maddelerin sıcaklığı artar. Öyle değil mi? Mesela annelerimiz bir makarna yaptığında tencereye ne koyuyor? Su koyuyor. Isıtıcıyı açtığın zaman zamana bağlı olarak suyun sıcaklığı ne oluyor çocuklar? Artmış oluyor. Süper. Diyelim ki biz o ısıtıcıyı ortadan kaldırdık. Tezgahın üzerine koyduk tenceremizi. Isısını kaybeden maddelerin ise sıcaklığı zamana bağlı olarak ne olacak çocuklar? Azalmaya başlayacak. Evet, güneş dünyamızın ısı kaynağıdır çocuklar. Güneş ışınlarının ulaştığı maddeler de ısınırlar. Isınan maddeler soğuk bir ortama konulduklarında bir ısı kaynağı gibi çevrelerine ısı verirler. Süpersiniz çocuklar. Gelin günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız olayları inceleyelim. İçinde yemek pişen tencereye dokunduğumuzda elimiz yanar. Sakın dokunmayalım çocuklar, tehlikelidir. Tencerenin sıcak olmasını sağlayan ocaktan aldığı ısıdır. Öyle değil mi çocuklar? Süpersiniz. Ocak bir ısı kaynağıdır. Tencerenin sıcaklığı ocaktan aldığı ısı ile artar. Gelelim soba. Sobanın içinde yanmaya başlayan, bakın çocuklar, odun ve kömür. Etrafa ne verecek çocuklar? Isısını verecek değil mi? Isınan soba etrafına da ısı vererek odanın içinin ısınmasını sağlar. Soğuk kış günlerinde olmazsa olmazlarımız değil mi çocuklar? Evet, gelelim. Başka bir günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız örneklere. Bir fincan sıcak kahve bekletildiğinde ne olur çocuklar? Bekledi, bekledi, ne olacak? Soğumaya başlıyor. Bunun nedeni nedir sizce? Bunun nedeni kahvenin daha soğuk olan ortamdan ısı vermesidir. Isı veren kahvenin sıcaklığı zamanla ne olacak? Azalacak. Yazın güneş gören balkon demirleri ısınır. Balkon demirlerinin güneşten aldıkları ısı sayesinde sıcaklıkları artar çocuklar. Gece güneş olmadığından dolayı da balkon demirleri ısı alamaz. Bu nedenle de gündüz aldıkları ısıyı kaybederek soğumaya başlarlar. Verdiğimiz bu örnekler çocuklar ısı ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Isı alan maddelerin sıcaklığı artarken ısı kaybeden maddelerin ise sıcaklığı ne olur? Azalır. Süpersiniz. Evet, gelelim çocuklar ısı alışverişine. Öncelikle ısı alışverişi nedir? Isı alışverişi çocuklar farklı iki sıcaklıkta, farklı iki madde arasında gerçekleşir. Buradaki örneğe baktığınız zaman, bakın ısı akışı çocuklar, 90 santigrat dereceden, bak ok yönünü görüyorsunuz, 10 santigrat dereceye doğru gerçekleşmiş. Yani ısı akışı dediğimiz şey çocuklar, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru gerçekleşir. Sıcaklığı yüksek olan madde burada kaç çocuklar? 90 değil mi? Bu 90 santigrat derece ısı verdiği için sıcaklığı ne olacak? Zamanla azalacak. Buradaki sıcaklığı düşük olan 10 santigrat ise çocuklar ısı aldığı için sıcaklığı ne olacak? Yükselecek. İki maddenin çocuklar, peki bu ısı alışverişi ne zamana kadar devam edecek? Bu iki maddenin sıcaklığı eşitleninceye kadar devam edecek çocuklar. Bir de şu noktayı da unutmayalım çocuklar. Sıcaklıkları aynı olan iki madde arasında ısı alışverişi gerçekleşmez. Örneğin burada çocuklar 10 santigrat derece, burası da 10 santigrat derece olsaydı ısı alışverişi gerçekleşmezdi. Neden? Çünkü
ilk sıcaklıkları aynı, son sıcaklıkları da bu nedenle ısı alışverişinden dolayı çocuklar gerçekleşmiyor. Yani ısı alışverişi aynı iki madde arasında gerçekleşmiyor. Sıcaklıkları aynı olan madde arasında gerçekleşmiyor. Farklı sıcaklıktaki iki madde arasında gerçekleştiğini lütfen unutmayalım. Gelin bir örnek daha çözelim çocuklar. Evet, bir soru. Şekillerde belirtilen durumlarda ısı veren maddeler hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. Birinci, Mete çay bardağını tutuyor. Isı veren hangisidir çocuklar? Tabii ki de çay. İkinci sorumuza bakalım. Serhan avucunda buz kalıplarını tutuyor. Isı veren ne olacak burada? Sıcaklığı yüksek olan hangisidir? Buz mu, el mi? Tabii ki de elimizin vücut sıcaklığı daha yüksektir çocuklar. O zaman ısısını veren elimiz olacak burada. O zaman kafadan C ve Denizli gider. A şıkkı da gider. Üçüncüye bakalım çocuklar. Odadaki soba yanıyor diyor. Isı veren ne olacak? Tabii ki de soba olacak değil mi? Cevabımız Bursa. Süpersiniz çocuklar. Evet. Gelelim bir tane daha örnek soru çözelim. Bu sorular çocuklar testlerde, okul sınavlarınızda kesinlikle gelebilecek soru tiplerinden biridir. O yüzden beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Birlikte de çözebiliriz. Evet, aşağıdaki kaplarda bulunan sularla ilgili soruları cevaplayalım. K kabında 100 ml su ve sıcaklığı 80 santigrat dereceymiş çocuklar. L kabında 100 ml suyumuz var. Sıcaklığı 40'mış gördüğünüz üzere. M kabına bakıyoruz. 100 ml suyumuz var. Sıcaklığı kaç santigrat dereceymiş çocuklar? 60 santigrat. Gelelim birinci sorumuzu hemen başlayalım. Hangi kapta bulunan suyun sıcaklığı en fazladır? Evet, hangi kapta çocuklar? Doğru cevabımız ne olacak? Hangi kap? Tabii ki de K. Süpersiniz. Hangi kapta bulunan suyun sıcaklığı en azdır? Hangisinin en az çocuklar? Tabii ki de L. Bakın 40 santigrat derece olduğu gözüküyor. K ve L kaplarındaki sular karıştırılırsa son sıcaklıkları ne olur? Şimdi K ve L kaplarındaki suları karıştıralım çocuklar. Ne bunlar? Zaten sıvı miktarları aynı. Son sıcaklıklarını soruyorsa ne yapacağız? Burada 80 santigrat derece var. Burada da 40 santigrat derece var çocuklar. Sıcaklığı yüksek olan madde L'ye ne verecek? Isısını verecek. L'nin sıcaklığı son durumda ne olacak? Artmış olacak değil mi? Bunlarla ilgili çocuklar matematiksel bir işlem olarak şöyle de yapabilirsiniz. 80 artı 40 kaç eder? 120. İki kap olduğu için 120'yi ikiye böldüğümüzde cevabımız ne olur çocuklar? 60 santigrat derece. Yani toplayıp şu sıcaklıkları toplayıp ikiye böleceksiniz. Neden ikiye bölüyorsunuz çocuklar? İki kap olduğu için. Eğer 3 kabı sorsaydı 3'e bölerdiniz. Dördüncü sorumuza gelelim çocuklar. K. Bu sefer K ve M kaplarının suları karıştırılınca sol sıcaklıkları ne olur? K'da 80 vardı çocuklar. M'de ise 60. 80 artı 60 kaç eder çocuklar? 140. İki kap olduğu için 2'ye bölelim. 140 bölü 2'den cevabımız 70 santigrat derece. Süpersiniz. L ve M kaplarındaki sular karıştırılırsa L ve M'ye bakıyoruz çocuklar. L'de 40, M'de ise 60. 40 artı 60 kaç eder? 100. 2'ye böldüğümüzde çocuklar 50 santigrat derece olur. Çocuklar buradaki kaplarda sıcaklıkları gördüğünüz üzere farklıydı. Eğer aynı sıcaklıkta olsalardı ısı alışverişi gerçekleşmez diyecektik çocuklar. Ve sıcaklığı yüksek olan madde ısı verirken sıcaklığı düşük olan madde ise ısısını aldığı için soğumaya başlar. Gelelim değerlendirme sorularımıza. Bir tane soru çözelim çocuklar. Bir sınıftaki öğrenciler ısı ve sıcaklıkla ilgili yukarıdaki sınıflandırmayı yapıyorlar. Sınıflandırmada kullanılan numaralandırılmış ifadelerden
hangisi yan hatalıdır diyor çocuklar. Hemen baktığımız zaman ısı kalorimetre kabıyla ölçülüyor. Doğru. Maddeler arasında aktarılabilir. Doğru. Birimi kalori veya jüldür. Burada 1-3-5 ifadeleri doğrudur çocuklar. Sıcaklıktaki ifadelere bakalım. Sıcaklık bir enerjidir diyor. Yanlış. Sıcaklık enerji değildir. Enerji olan hangisiydi çocuklar? Evet, ısıydı değil mi? Isı bir enerjiydi. Sıcaklık termometreyle ölçülür. Doğru. Birimi santigrat derecedir diyor. Doğru. Burada hatalı olan yalnız 2. Yani cevabımız Adana olacaktı çocuklar. Gelelim bir diğer sorumuza. İçlerinde bulunan kabların hangilerini karıştırırsa ısı alışverişi olmaz. Isı alışverişi neydi çocuklar? Son kez hatırlayalım. Sıcaklığı yüksek olanla düşük olan maddeye gerçekleşen bir durumdu. Şimdi K ve L arasında bakın sıcaklıklar farklı, ısı alışverişi gerçekleşebilir. B şıkkına bakalım. K ve M 20, 50 ısı alışverişi gerçekleşebilir. C'ye bakıyoruz. L ve N. Isı alışverişi C şıkkında L ve N kaplarında gerçekleşmez. Bunun sebebi farklı aynı sıcaklıkta iki madde olmasından kaynaklı. Isı alışverişinin gerçekleşmesi için çocuklar farklı iki sıcaklıkta bir madde olması gerekiyor. Ve son olarak da şu sorumuza da çözelim çocuklar. Azra'nın yukarıdaki ifadelerden hangisi ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır diyor. Birinci öncülümüzü okuduğumuzda Azra'nın vücut ısısı 36,5 derecedir. Doğru mu sizce? Yanlış. Vücut ısısı demeyecekti çocuklar. Vücut neyi diyecekti? Sıcaklığı. Aferin. Birinci ifademiz yanlış. O zaman A ve Ceyhan gitti çocuklar. Gelelim diğer ikinci öncüllerimize. Yaren'in kahvesinin sıcaklığı 90 santigrat derecedir. Doğru. Havanın sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıktı. Bu da doğru. Cevabımız Denizli olacaktı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalın.